8 yıldır milyonlarca mülteciyi barındıran Türkiye Avrupa sınırlarını aştı. Tampon bölgede hala on binlerce mülteci var. Dikenli telleri aşanlarsa Yunanistan tarafında tepkiyle karşılanıyor. Yunanistan'da yaşananları izleyen Avrupa Birliği mülteci akını engellemek için harekete geçti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Yunanistan'daydı. Thank you for being here. Üç isim Atina'daki görüşmelerden sonra Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e sınıra gitti. Helikopterlerle bölgeyi gezen Avrupalı yetkililer Kum Çiftlik mevkiindeki askeri karakolu ziyaret etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunan sınır güçlerinin yaptıkları Avrupa'nın geleceği için hayati derecede önemlidir. Avrupa Birliği birlik içindedir ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Yunan polisine teşekkür etti. Yunan polisine, askerlerine ve halkına teşekkür ederim. Çok zor bir misyon üstlendiler. Yunanistan Avrupa'nın kalkanı olmuştur. Avrupa Birliği'nin birlik ve beraberliğini test edenler düş kırıklığına uğrayacak. Avrupa Birliği Yunanistan'a 350 milyonu hemen olmak üzere toplam 700 milyon avro yardım verileceğini açıkladı. Bunun 350 milyonu hemen ödendi. Kalan 350 milyonsa Yunanistan'ın talebi doğrultusunda ödenecek. And we are sending a very very clear signal. Yunanistan tehdit edilemez. Kimse Yunanistan'a yasa dışı şekilde girmeyecek. Meriç ayakta kalacak. Yunanistan'ın sınırları Avrupa'nın sınırlarıdır. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise Avrupa'nın ortak bir politika belirlemek istediğini ve bunu Türkiye ile de görüşmek istediklerini söyledi.